Yönetim kurulu üyelerimiz ve AK Parti'ye gönül vermiş Pamukova'lı hemşerilerimiz. Hepiniz ilçe teşkilatımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İlçe teşkilatım ve şahsım adına ilçemize, ilçe teşkilatımıza teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Malumunuz bugün kıymetli büyüğümüz, bu davaya gönül vermiş, önceki dönemlerde aday olmuş, aday olmuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu davada yol yürümüş kıymetli büyüğümüz Adnan Çelik abimiz aday başvurusu için burada. Sizler de ona kendilerine destek için buradasınız. Onun adına hepinize teşekkür ediyorum. Bu çıkmış olduğu yoldan kendisine başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Bu bir gönül işidir, bu bir dava işidir. Yıllardır kendisi zaten Pamukova'mızda diyaloğu kopmamış, her zaman iyiliği dokunmuş, partiyle bağı her zaman olan, bayramda olsun, seçimde olsun her zaman ziyaret eden teşkilatımızın bir büyüğümüz. Gerektiğinde kendisiyle zaman zaman fikir alışverişi yaptığımız bir büyüğümüz. Bilenler bilirler, bilmeyenler için ben bir altını çizeyim dedim inşallah. Bizler de hasbelkader yıllardır bu davaya gönül verdik. Burada ilçemiz adına, partimiz adına hizmetlerde bulunmaya çalışıyoruz acizane. Ve sizlere tekrardan buraya teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ve bir kere daha başarılar diliyorum ve sözü kendilerine takdim ediyorum. Değerli AK Parti'mizin ilçe yönetiminde görev alan siz değerli arkadaşlarım ve değerli misafirlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, selamlarımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu mutlu günümüzde, bu önemli günümüzde yola çıktığımız bu kutlu dava yolunda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Heyecanıma mazur görün. İnşallah biraz sonra biraz daha açılırım. Tabii çok önemli bir gün bu. Pamukova'mız için de çok önemli bir gün. Yaklaşık 30 sene önce burada bir adaylığım söz konusu oldu. Güzel bir adaylık yaşadık o gün. Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar oldu. Hala 30 sene evvel o yaşadığımız seçim atmosferi bugün karşılaştığımız insanlar tarafından çok hoş ifadelerle dile getirmektedir. İnşallah bu seçim saati halinde de aynı güzellikleri fazlasıyla yaşayacağımıza inanıyorum. Şimdi kısaca daha önce sizlere göndermiş olduğumuz bir mektubum var. O mektubu inanıyorum ki bütün herkes okudu. Hakkımda yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorum. Ama biraz evvel arkadaşlarla konuşuyorduk. Daha oraya yazmadığımız birçok şeyler varmış meğer. Ben unutmuşum ama arkadaşlarım unutmamış. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum, açık ve net, hasbi olarak. Bir insan bir konuda ya hasbi olur ya hesabi olur. Ya bir hesabı vardır, şahsi hesabı, onun peşinde gidiyordur. Veya tamamen rızai bari uğruna hasbi duyularla bu davaya veya bir konuda yola çıkmış olur. Ben burada bugün, biraz evvel, biraz sonra aday başvurumu yaparken bir bireysel tercih olarak bu başvuruyu yapmadığımı daha ben burada istişare ettiğim arkadaşlarımla da konuştum, söyledim. Peki niye başvuruda bulunuyorum? Bakıyorum Pamukova'ya. Üzülüyorum. Böyle olmamalıydı.
Bakın yanımızda kurucu başkanımız Ferdun Bey var. Başkan oldu. Samimi söylüyorum, mesaimin yarısını kendisiler. Bu memleket bunu hak etmiyor. Daha güzel şeyleri hak ediyor bu memleket. 30 yıldır Türkiye'nin güzide kurumlarında görev yaptım, yöneticiler yaptım. Her sektöründe bulundum. Bu sektörlerde bulunmak, çalışmak, görev yapmak her kula nasip olmayacak bir nimettir. Ben bu deneyimlerimle, bu tecrübemle, bu çevremle Pamukova'ya hak ettiği hizmeti yapmam gerektiğini, bunun bir manevi bir vebal olduğunu düşünerek geldim. Ve gelmeden önce de burada sahada dolaştım, herkesle konuştum, istişare ettim. Arkadaşlarım bana Pamukova'yla daha fazla ilgilenmem gerektiği konusunu söylüyorlar. Gelmem gerektiğini söylüyorlar. Ne diyorsunuz? Bir ihtiyaç var mı bana, yok mu? Bunu anlamam gerekiyor dedim. 15 gün burada dolaştım. Herkesle konuşmaya çalıştım. Her siyasi görüşten insanla görüştüm. Ve en sonunda aldığım mesaj şu. Evet, benim bana bir görev var. Yani bana bir sorumluluk düşüyor burada. Bu sorumluluğu yerine getirmem gerektiği kanaatine vardıktan sonra bugün bu müracaatı, bu başvuruyu yapmaya karar verdim. İnşallah hakkımıza hayırlı olur. Başta bizim işim, çocuklarımız, sizler, Pamukova'mız, ilimiz, Türkiye'miz hakkında inşallah hayırlara vesile olur. Kısa bir şey daha söylemek istiyorum bu arada. Ben mühendisim, elektrik mühendisiyim. Mühendisler matematiği sever. Mühendisler işi matematiktir yani, problem çözmektir. Hiçbir zaman meselelere ben sorun olarak yaklaşmam. Yani bir sorunu dillendirmem. Ya burada şu sorun var, onun için ben bu yapılamaz, yapamam demem. Bir sorun olacaksa, varsa o sorunda bir çözümü vardır. Ben her zaman çözüm odaklı yaklaşmışımdır. Bütün iş hayatım boyunca meselelere ve takım oyuncusu olarak yaklaşmışımdır. Yani bireysel bir faaliyetim olmaz. Burada bir problem varsa o problemi muhakkak herkesle istişare ederek, yani sadece belediyedeki meclis üyeleri değil, burada bir sürü sivil toplum kuruluşu var, kamu kurumları var. Her problemin muhakkak birkaç tane boyutu var kendi içinde. O boyutları da birlikte ele alınıp bir bütün halinde çözülmesi lazım. Biz buna mühendisliğe uçtan önce çözüm diyoruz. Yani şimdi düşünün, bir elektrik üretiliyor barajda. Burada lambada o elektrik yanarken bütün switchler kapalı olması lazım. Anahtarlar kapalı olması lazım ki akım tamamlansın ve bu lamba yansın. Arada bir tane anahtar açık olursa o elektrik buraya gelmez, bu lamba yanmaz. Onun için bütün çözümleri entegre. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Burada Pamukova'nın kendi iç dinamiklerinin de harekete geçirilmesi gerekiyor. Ama bunun da daha bir farklı boyutuyla yaklaşılması gerekiyor. Pamukova bölgemizin en güzide, en güzel ilçelerinden bir tanesi. Dün Kaymakam Bey'i ziyaret ettim. O da aynı şeyi söylüyor. O kadar diyor, nimeti olan, içinden yolu geçen, tren yolu geçen, Sakarya'sı, ovası, dağı, her şeyle daha güzel olmalıydı diyor. Kaymakam Bey'in ifadesi. İnşallah ben çıktığım bu kutlulukta başarılı olacağıma inanıyorum. Ama sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu desteği vereceğinize de inanıyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun diye tekrar Cenab-ı Hakk'a dua ediyorum. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru varsa burada da o soruya cevap vermek de isterim. Başlıyorum senin sayın. Ben senden istediğim tek şey yalakalar, çıkarlar, pastacılar, menfaatçılar olmayacak yanında. Kesinlikle. Kesinlikle olmayacak, görmeyeceğim. Bunlar insanı bozuyor.
memleketi bozuyor. Ondan sonra memleket bu durumda düşüyor. Dün Cevap Başkan beni yakaladı. İsim vermeden yani. Fark etmez, ben isim vermedim. Lütfen. Baba dostuyuz dedi, beni destekleyeceğim dedi. Ben dedim, bize desteklediğim bir insan var, Adnan abi dedim, bunu destekleyeceğim. Saygılar sorayım. Pamukova İlçe Başkanı ve Pamukova İlçe Teşkilatı ve AK Parti aday adayı Sayın Adnan Çelik abimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye'miz ve Pamukova'mız için genel seçimler AK Parti'miz için hayırlı ve uğurlu olsun. Rahmetli Adnan Menderes'in Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri bir gün hanımına diyor ki, hanım diyor, bugün diyor, biz diyor vatandaş için bir şey yapmadık. Okumayı çok sevdim, araştırmayı sevdiğim için anlatıyorum. Hanımı diyor ki, niye öyle söylüyorsun bey diyor. Yani Milli Eğitim Bakanısın, en üst düzey. Bugün diyor, medyada eleştiri görmedim diyor yani. Adam eleştirilmek istiyor. Şimdi bazı yerlerde de böyle eleştiri olduğu zaman adama böyle sanki kötü gözden bakılıyor aslında. Onun için lehte bir olay ama o gözden bakılıyor. Burada yani şu an konum iki tane bir konudan bahsedeceğim. Bir Türkiye'miz, iki Pamukova. Türkiye'miz açısından şöyle yorum yapayım. Başımızda tevazu, samimiyet, gönül ve proje ve tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak diyen dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu millet Tayyip Erdoğan'ı anlayamıyor. AK Parti'mizin başına gelen 21 senedir pişmiş tavuğun başına gelmedi. 21 senedir eski vesayetçiler, DH, PKK, parti kapatma, 17-25 Aralık, darbe, FETÖ, duygu sömürüsü veya kendimi met etme babında değilim. 5 sene önce, 6 sene önce FETÖ olayından bir ay cezan da yaptım. 15 yaşında kızından. Bu şerefsizler internete tuzak atıyorlar. Ve ailemin rekordu bozuldu. Ölümler yaşadım. Allah kimseye evlat edisi vermesin. Bu bir. Bunlar frizbi müzik, araba.com, en uygun fiyat, namaz vakitleri, kıble gibi sitelere link atıyorlar. Benim kızımla Sakarya Anadolu Lisesi, ben belgeden konuşurum. Sakarya Anadolu Lisesi'ne giderken 7.30-8, dönüş 4-4.30. Müzik dinliyor. Frizbi müzik. Basıyor, bunlar öyle bir sistem kurmuş ki bayrağa bağlanıyoruz. Devlet de bunu bayrağı suç görüyor. Tabii biz bir ay yaptık. 15 kişinin iki kişi aslında biraz hatalar oldu da. Her neyse bunlar en üst kademeye gidecek. Ben içime sindiremiyorum bu olayı. Çünkü ölümler yaşadım ben. Bak benim pırlanta gibi oğlum var. Avukat herkes yandı onu. Her neyse. Biz her ne kadar da yazsak Allah devlete ve milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın arkasındayım. Vatan sağ olsun dedim ve Ali İhsan Yavuz beni seçim meydanlarına dava adamı diye konuşmuştur. Duygulanmıştır, konuşmuştur. İki, gelelim Pamukova'ya. Pamukova çok güzel bir yer. Pamukova'da artık projelerin yarışması lazım. Benim de ilk önce şunu şey yapayım, ister değerlendirilir veya değerlendirilmez. Benim de azıcık bir tuzum olduğu şu Karapınar'ın orada ki yerin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Ne gibi? Orada bir üç dönüm bir yerimiz var, onu batıya doğru. Oraya alındığı zaman orası çok güzel bir yer olacak. Mesela alındığı zaman orası getirmek lazım bir mimar, yani fikir edinmek lazım. Çünkü niye? Pamukova tarımla ilgili bir yer. Burada hem köylümüz artı pozisyona geçecek. Bunun için ilk önce gelen kim olursa olsun orayı süper bir değerlendirmesi lazım. Bir de şunu söyleyeceğim. Biz tabii bunları söyledik. Bazı şeyler söylendi ama yapılmadı. Pamukova'mızda bir de şunu söyleyeceğim ben. Kin, kibir, birbirinin kuyusunu kazma, dedikodu,
Pamukova'nın dışarıda aslında katma değeri çok ismi yüksek bir şey. Dışarıdan biz görüyoruz, biz Bursa'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, her tarafa gidiyoruz. Pamukova denince o süper bir yer. Katma değeri yüksek bir yer yani. Ama biz burada birbirimizi çekemiyoruz. Ben şu an Hüseyin Celil'in, Allah rahmet eylesin kardeşimin, şimdi cenazesine de gideceğiz de orada tabii arabam çıkmadı mağazamın oradan. Motosiklet gördüm, hemen gittik. Dönüşte de bir tane isim vermeyin, belediye başkanının arasına geldi. Ne kadar güzel, haşır neşir. Biz böyle olmamız lazım ya. Peygamber Efendimiz diyor, yeri geldi. Yaratılanı yaratılan yaratılmıştan ötürü severiz. Ya bak böyle diyor ya. Ürünlü dünya, biz yaşadık bunu. Ama biz birbirimizi şey yapmıyoruz. Kin, kibir, istişare hiçbir şey yok. Bu da var yani sorun Pamukova'da, en büyük sorun. Hani ben açık konuşmayı severim. Allah yolunu açık etsin Adnan abi. Açık konuşuyorum, arkandayım abi. Arkandayım abi, evet Allah'ın içinde. Bunun için her türlü şeye varım abi. Teşekkür ederim, sağ ol. Buyurun. Açık konuşmacıya hasbi konuştular, görüştüler. İnşallah bu dediklerinizi hep birlikte yapacağız. Ben 5 sene sonra Allah ömür verirse Pamukova'nın çok farklı bir yere geleceğine yürekten inanıyorum. Ama hep birlikte olursak, güçlü olursak, hep beraber olursak bu olur. Bakın bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımız en son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İlk ziyaretini nereye yaptın? Bayburt'a. Bayburt'a yaptın. En çok oyu oradan aldığı için bir vefa borcu olarak oraya gitti. Başarıya değer veren birisi. Evet. Başarılı. Ben diyorum ki inşallah Pamukova'mız da en yüksek oyu vererek belediye başkanını seçsin. İkinci olarak da Cumhurbaşkanı ilçe tanımında da buraya gelir inşallah. 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 Peki. Çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, menzilimizi mübarek etsin. İnşallah hayırlı hizmetlerine vesile kılsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Selam, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizden de ödüyorum. Hepinizin de hakkında Allah hayırlısını nasip etsin inşallah. Şimdi bir de fotoğraf alalım.